önce Türkiye'de Türk milletinin hiçbir mevkii yoktu. Bugün her hak Türk'ündür. Bu topraktaki hakimiyet Türk hakimiyetidir. Siyasette, harçta, iktisatta hep Türk halkı hakimdir. Ülke geleceğin yaratıcısıdır. Dün Türkler için hayali bir ülke durumunda bulunan ulusal devlet, bugün Türkiye'de bir gerçek halini almıştır. Şuur devrinde şiir susar, şiir devrinde şuur seyirci kalır. İçinde bulunduğumuz zaman galiba birinci devreye aittir. Şairler müzlerinden uzak düşmüş, vezinle kafiye müteşairler eline geçmiş. Tarih, genel bir kural olarak gösteriyor ki, her nereye ulusallık ruhu girdiyse, orada büyük bir gelişme ve ilerleme akımı doğdu. Türkçülük, Türk milletini yükseltmek demektir. Bir kavim, kültür bakımından yükseldikçe, siyasetçe de yükselerek, güçlü bir devlet vücuda getirir. Başka uluslar çağdaş uygarlığa girmek için geçmişlerinden uzaklaşmaları gerekir. Oysa Türklerin çağdaş uygarlığa girmeleri için yalnız eski geçmişlerine bakmaları yeterlidir. Vatani ahlakın yüksek olması milli dayanışmanın temelidir. O halde milli dayanışmayı kuvvetlendirmek için her şeyden önce vatani ahlakı yükseltmek lazım gerekir. Memleketimizde istiklal ve hükümdarlık ancak Türk lisanındadır. Ey bugünün Türk genci! Bütün bu işlerin yapılması yüzyıllardan beri seni bekliyor. 9 Işık doktrininin ilk maddesi milliyetçiliktir. Türk milletine karşı beslenen derin bir sevginin ifadesidir. Kendini Türk hisseden ve Türklüğe adayan herkes Türktür. Her şey Türk milleti için, Türk'e göre, Türk tarafından sözleriyle özetlenebilecek Türk milletine bağlılık, sevgi ve hizmettir. Kendini Türklüğe adayan herkesin 3 Mayıs Milliyetçiler Günü kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene.